Merhaba, bu videomda çok merak ettiğiniz Adena 58S ve Adena 58 arasında ufak bir kıyaslama yapacağım. Ardından E58S'in artılarını ve eksilerini, E58'in artı ve eksilerini konuşacağız. Sonra hangisine karar vermemiz gerektiğine bakacağız ve cihazımızı hemen uçurarak görüntü kalitesini size göstermeye çalışacağım. Adena E58S modeli drone'umuz Aden E58'den çok kısa bir süre sonra ortaya çıkarak aslında DJI Tellio rakip olmuştu. Ancak benim gördüğüm kadarıyla E58'e rakip olmuş durumda. Hem fiyat anlamında hem sunduğu aksesuarlar anlamında hem Tellio'ya hem de Aden'in kendi yine markası olan E58'e çok büyük bir rakip diyebiliriz. Bu cihazın diğer tüm cihazlardan ayrıştığı en önemli nokta altında yer alan VPS sensörü. Bu sensör sayesinde cihaz alt kısımda yer alan görüntüyü analiz ederek o noktada, o bölgede sabit ve stabil kalmaya çalışıyor. Hatırlarsanız eğer E59S'te de yine aynı sensörden vardı ve cihazımız kumandayla herhangi bir müdahalede bulunmasak dahi bulunduğu konumda rüzgardan dahi etkilenmeden sabit bir şekilde kalabiliyordu. Bunu aslında GPS'li cihazlara benzetiyordum. Yine aynı şekilde E58S'te de aynı teknoloji var. Ama unutmamamız gereken nokta E58S, E59S'in alt modeli olmakla birlikte E58'in de bir üst modeli. E58S sadece VPS ile selefi olan E58'den ayrışmıyor. Kamera çözünürlüğü 1080p ama tabi bunu şöyle anlamamanız lazım. Yani bir sinema filmi gibi kaliteli bir şey çekmeyeceksiniz ama tost makinesi gibi bile bir görüntünüz olmayacak. Yine güzel, gayet başarılı görüntüler çekiyor. Çok da projelerde falan kullanılacak videolar almak istiyorsanız bunu kullanmamanız lazım. Çünkü bazen geliyor, E58 alsam düğün hikayesi çekebilir miyim? Hayır, çekemezsiniz. Hatta iki tane E58S üst üste koysanız yine bir düğün hikayesi, bir projenizi bu cihazlarla çekemezsiniz. Bunlar hobi başlangıç. İşte çarptığınızda, vurduğunuzda canınızın yanmaması için üretilmiş cihazlar diyebilirim. O yüzden bunlara alıştırma anlamında kullanmanız ya da birilerine hediye olarak mutlu etmek için almanız gereken cihazlar. Yoksa profesyonel çekimler için bu cihazlar hiçbir şekilde sizin işinizi görmez. Yine E58S, selefi olan E58'den neredeyse %50 civarında batarya ömrüyle, daha doğrusu uçuş süresiyle ayrışıyor. Benim E58'im ilk aldığımda 8-9 dakika civarında bir batarya ömrüyle uçarken, şimdi artık E58S'im 12 dakikayla uçuyor. E58 modelim de şu an 4,5-5 dakika civarında bir rakama düştü. Ama tabii burada ben çok vurdum duymaz bir şekilde bataryayı uzun süreli şarj ediyorum. Bataryayı sürekli bilgisayara bağlı bırakıyorum. Bunların dezavantajları var. Siz bunları yapmayın sakın. Siz bataryanız dolduğu anda prizden çıkartın. Benim gibi gevşeklik göstermeyin lütfen. E58S'in selefinden ayrıldığı bir diğer noktaysa 3 adet renk seçeneğine sahip olması. E58S siyah, beyaz ve kırmızı renkte geliyor. Ben biraz daha siyah ve kasvetli renkleri sevdiğim için siyah rengini tercih ettim. Siz zevkinize göre kırmızı ya da beyaz kullanabilirsiniz. Hatta üst kapakları değişiyor. Aksesuar olarak alabilirsiniz ama şimdi şöyle, cihaz zaten mesela benim aldığımda 550 liraydı. Kapağı da 75 lira. Bence değmez yani, bir kapağı 75 lira vermek yerine örnek veriyorum 2 set pervane falan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Lüzumsuz bir aksesuar. Yine de siz bilirsiniz. Bana kalsa cihazın üstündeki kapak olmadan da cihaz uçar. Cihazın altındaki sensörden az önce bahsetmiştim. Şimdi tekrar aklıma geldi. Bunu da ilave etmek istiyorum. Bu sensör aynı zamanda 90 derece aşağı doğru bakan bir kamera olarak da görev yapıyor. Bu kamerayla çekimler de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yine E58S'te, E59S'te olduğu gibi zafer işareti yaptığınızda fotoğraf çeken, yumruk gösterdiğinizde ise video çeken bir özellik bulunuyor. Bunu da cihazın uçuş videosunda anlatmaya çalışacağım. Cihazın olmamış dediğim yönlerinden bir tanesi ise katlanmayan pervaneleri. E58'de ben herhangi bir şekilde pervanesini kıran biriyle hiç daha önce karşılaşmamıştım. Ama E58S'in gerek YouTube videolarında gerek bana Instagram'dan soru yazan arkadaşlarım için konuşuyorum. En fazla aldıkları hata muhtemelen bu kanatlardaki kırılmalar. Yani sert bir şekilde cihazı çarparsanız bu pervaneleriniz kırılıyor ve yenisini almanız gerekiyor. Bu bir dezavantaj ama tabii artıları dezavantajlarından şu an için daha çok görünüyor. Buna göre tercih yapabilirsiniz. Hem E58S'te hem de E58'de ön kısımda, kafa kısmında kamerayı biraz da aydınlatmaya yarayan LED ışıklarımız yer alıyor. Firmanın E58S'te vazgeçtiği teknolojilerden bir tanesi de SD kart teknolojisi. Mesela E58'de kaydettiğiniz görüntü cep telefonuna aktarılırken biraz tost makinesini andırsa da SD karttan aldığınız görüntü gayet stabil ve güzeldi.
E58S'e geldiğimizde telefona aktarılan görüntü de artık hatır sayılır bir şekilde güzel ama kesilmeleri ve yavaşlamaları, aradaki lagları azaltan SD kart teknolojisi artık bu cihazda yer almıyor. SD kart teknolojisinin yerine o bölmeye bir adet sensör koymuşlar. Aslına bakarsanız hiç drone uçurmamış bir çocuk için ya da drone tecrübesi olmayan bir insan için sensörlü bir cihaz kullanmak çok büyük bir avantaj. Ama gelelim şu soruya. Eğer 5-6 bin liralık bir cihaza, bu cihazdan geçmeyi düşünüyorsanız bence bu sizin için bir hata olabilir. Bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. E58 manuel vitesli bir arabayken E58S otomatik vitesli bir araba. Yani uçuş fonksiyonlarının birçoğunu kendi başına yerine getiriyor. Fotoğraf çekme dahil. E58'de ise bütün hakimiyet sizin elinizde. Motor becerilerinizi inanılmaz derecede kuvvetlendirecek. Cihazın çarpmaması için tüm çaba, tüm gayret ve yani tüm kontrol sizde olacak. O yüzden azami dikkat ve çaba sarf ettirme zorunda olacaksınız bu cihazı kullanırken. Bu da motor becerilerinizin gelişmesini sağlıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Cihazı kaldırıyorsunuz zaten kendi kendine havada duruyor. Cihaz tercihi yaparken de buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi hemen cihazın uçuş videosuna geçelim. Görüntü kalitesini beni tatmin ettiğinden daha önce bahsetmiştim zaten. Cihaz 8'den 1.5-2 gömlek daha üstün bir cihaz. Bence parasını da hak ediyor. Bu bantla yani 750-800 lira bandına çıkmadan, o yani 750 bandını aşmadan alınabilecek ender cihazlardan bir tanesi. Açıkçası cihazın şu an hak ettiği konumda olmadığını da düşünüyorum. Çünkü 58'in hepsi buradaki listelemesine baktığımda 1000 civarında yorum var. Ama 58'e baktığımda 200 civarında yorum var. Bu bana şunu gösteriyor açıkçası. E58S'i kimse böyle detaylı bir inceleme videosu çekmediği için kimse almak istememiş. Şimdi biz bunu çekiyoruz. Umarım E58S de hak ettiği yere gelir ve böylece kim E58S kullanmak istiyorsa onu alır. Zoraki yorum sayısı çok diye işte bu çok tercih ediyor diyor, bunu almaz. Çünkü bazen görüyorum 10-12 yaşında delikanlılar ilk dronlarını çok hevesli almışlar. Hiçbir şey de bilmiyorlar. Ya mesela 10-12 yaşındaki bir çocuk E58 almasın bence. E58S alsın. Ama yani bizim gibi 30-35 yaşlarında koca kazık gibi bir herif de gidip E58S almasın. Niye? Biz artık bunu manuel öğrenmemiz lazım ki o motor becerilerimiz artık pas tutmaya başlayan motor becerilerimizin gelişmesi lazım. Bizim bununla başlamamız ve daha sonra daha pahalı cihazlara geçmemiz lazım. Bir konu daha var. Bahsetmeden geçmek istemiyorum. Artık Aden drone markası dediğimiz zaman markaların en tepesinde yer almaya başlıyor bizim için. Yani daha doğrusu yeni başlayanlar için, DJI'cıları kastetmiyorum. Onlar o arkadaşlar parası çok olan arkadaşlar. İlk seferde bir cihaza 5-6 bin lira hatta 12-13 bin lira verebilecek arkadaşlar. Onları tenzih ediyorum. Onun haricinde amatörler, bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için artık Aden markası şu an Türkiye'de bir numaralı marka oldu. Tabii insana bu bir gurur ve övünç kaynağı veriyor. Çünkü bir Türk markası. Arkasında da çok güzel bir teknik ekip var. Çünkü haklarında gerek çalışanlarının gerek cihazlarının hakkında çok olumlu yorumlar alıyoruz. Hem de birebir yaptığım görüşmelerde bunu görüyorum. Şimdi sizlerden ricam bu markaya hak ettiği değeri biz de vermeye çalışalım. Elimizden geldiğince bu markayı destekleyelim. Çünkü ülkemizde evet savunma sanayine bu tür cihazlar üreten çok fazla firma var ama yani hobi anlamında bizi hiç kimse kale almıyor. Hiç kimse bizi ciddiye almıyor. Burada biz bu markanın arkasında durursak muhtemelen o da tüketicinin arkasında duracak ve bize yardımcı olacaktır. Emin olun tam tersi bir şey yaptıkları zaman da tam tersi bir video çekerek bakalım nasıl gömülüyormuş, nasıl yerin dibine sokuluyormuş. Bunların hepsini de birlikte yaparız. Evet, incelenmesi üzerinde epey ısrarcı olduğunuz Aden E58S'i incelemek üzere yerimi aldım. Cihazı Wi-Fi ile eşleştirdim. Şimdi ekran kaydımızı da başlatalım. Cihazımız uçuşa hazır. Şimdi otomatik kalkış yaptıracağım cihaza. Tabii yaparsa. Evet. Şimdi hem uygulamadan kaydediyorum hem de şimdi normal video kaydı sırasında böyle enteresan bir ses çıkardı ama bu tahmin ediyorum iPhone'umuzun modeliyle alakalı bir şey. iPhone X'te ve XS Max'ta bu tür problemler yaşanması normal diye düşünüyorum. Şimdi cihazı indirdim. Video kaydını sonlandıramıyorum. Şöyle yapacağım. Cihazı kapatacağım. Açacağım.
Akabinde tekrar havalandıracağım. Ekran görüntüsüyle yetineceksiniz demek oluyor. Bu aynı zamanda hemen şimdi sırasıyla işlemleri tekrar yapalım. Cihazımı açtım. Kumandamı açtım. Kumandamın joystick'ini önce yukarı sonra aşağı yapıyorum. Sonra Wi-Fi'ye giriyorum. Wi-Fi'de cihazımı gördüm. M8'de başlıyor. Cihaza bağlandı. Şimdi Helfum isimli uygulamayı açıyorum. Start dedim. Görüntü geldi. Şimdi dış bükey yaptığımız zaman joystickleri şu şekilde cihaz kalibre oluyor. İç bükey yaptığımızda da pervaneleri çalışır konuma geliyor. İç bükey yaptım. Cihazı kaldırıyorum. Tabii bugün korona nedeniyle insanların ben buralarda olmayacağını bekliyordum ama görüyorsunuz epey de yoğunluk var. Neyse cihazımıza geçelim. Şimdi bu cihazın en önemli artısı cihazın altındaki VPS sensörü. Yani bakın herhangi bir şey yapmasam da cihaz hafif rüzgarlı bir ortamda stabil, sabit bir şekilde kalıyor. Bunun nedeni de altında yer alan VPS sensörü. Cihaz 10 dakika civarında bir uçuş süresine sahip. Rüzgarlı havada kapalı ortamda 12-13 dakikayı çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir kaldıralım da cihazı pek de aslında menziline güvenemiyorum. Şöyle çarpıp durabileceği bir yere doğru şöyle götürsem. Mesela Wi-Fi görüntüsünü hala almaya devam ediyorum. Cihaz gayet de sabit duruyor. Bir de beni göstersin bakalım. Biraz şöyle indireyim. Evet. Şu an cihaz beni sorunsuz bir şekilde gösteriyor. Görüyorsunuz. Görüntü kalitesi de bence tatminkar. Şöyle birkaç foto alsak. Uygulama fotoğraflarıma erişmek için izin istedi. Bir foto daha aldım. Şöyle. Yani şu an 5 metre falan yükseklikte gayet stabil. Herhangi bir şey yapmadan cihaz sabit duruyor. Bunun tabii şey modları var. Onları deneyelim. Şimdi el falan tanıyor bu. Aynı E59S'te olduğu gibi. Şöyle gel yaklaş biraz bana. Biraz daha yaklaş. Şunu biraz da indireyim. Biraz da geri gitsin. Şöyle. Yani şimdi cihaz orada sabit duracak. Bakalım beni algılayabilecek mi? Burada ayarlar menüsüne geliyorum. Evet, el butonuna tıklıyorum. Elinizi algılamak için diyor 1 metre olsun aranızda diyor. İndirelim biraz. Şöyle. Evet. Elimi algıladı. Şöyle yapayım mı? Şunu. Ne yapıyorsun? Yani tamam elimi algıladın da. Elimi algıladın da ne yapacaksın? Neyse en azından el algılıyor. VR modumuz var. Buradaki özelliği ne işe yaradığını anlayamadım açıkçası. El tanımayı kapatıyorum. El tanıdım acaba şey mi yapıyor? Elime göre mi uçacak? Bakalım şu elim. Elimi takip ediyorsun. Bakalım beni takip edecek misin? Hayır. Beni takip etmiyorsun. O zaman bu yüzden şu mavi yakacağız. Bir saniye. Cihazı onu mavi yapmamız lazım. Ama kırmızı olmuyor. Şöyle. Uzak. Nasıl? Az önce oldu. Yani aslında koymuşlar ama biraz da böyle özellik olsun diye koymuşlar. Ama cihazın şu artısı çok güzel. Cihazı kaldırıyorsunuz. Cihaz havada stabil. E58'de açıkçası bir tarafından terler akıyordu cihazı sabit tutabilmek için. E58S bu konuda biraz mucizevi olmuş. Şöyle yapalım. Şimdi cihazı biraz şöyle ileri götüreyim. Bakalım ne zaman menzilden çıkacak. Yani daha gidiyor mu? Gidiyor. Evet. Şöyle. Şimdi burası bir 25 metre var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 22, yani yaklaşık 20 metre civarında bir mesafeye sorunsuz götürdüm. Yukarı doğru kaldırmaya korkuyorum açıkçası. Çünkü bunlarda herhangi bir failsafe modu olmadığı için cihaz kalktığı zaman eğer kontrolümüzü kaybedersek tekrar yakalamamız mümkün olmaz. Yine de şöyle yapacağım. Biraz kaldıracağım şu parkın üstüne. Bakalım hala orada da sabit, stabil durmaya devam edecek mi? Ya harika. Şimdi cihazı siz ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şimdi kumanda şöyle hiçbir şey yapmıyorum ve cihaz orada duruyor. Sanırsın mübarek Mavic Air. Hani Mavic Air'in çakması gibi ama gayet de duruyor. Böyle hafif hafif de yükseltiyorum. 7-8 metre yükseldi.
Evet, şu an artık rüzgara olan direncimizi kaybettik. İnanılmaz bir, yani bu cihaz için inanılmaz bir rüzgar esiyor. Şu an sağa çekiyorum ve cihaz gelmekte epey zorlanıyor. Zaten fark ediyorsunuzdur. Bu da şu anlamı taşıyor. Yani çok rüzgarlı havalarda cihazı uçurmayacağız. Bu cihaz genel anlamıyla bence evde falan uçurmak için, kapalı ortamda uçurmak için. Çünkü şu an hafif bir rüzgar var. O rüzgar bakın cihazın sağa gitmesi, sola gitmesi neden oluyor. Şöyle yapalım, cihazı götürelim. Bunu da şöyle düzenleyebiliriz aslında. Trim butonları var. Trim butonuyla o tarafa olan, yani sağ taraftan gelen rüzgara karşı sağ motorları biraz daha güçlü çalıştırabiliriz ama bu durumda da rüzgar dindiği zaman sıkıntı yaşarız. Şimdi tekrar cihazı kaldırıyorum. Allah'a emanet kaldırıyoruz. Yani inşallah bağlantımız kopmaz. Koparsa bir de peşinden koşmamız lazım. Yani 5 metreyi geçtik ama cihaz şöyle bir indireyim. Yani bunun güvenli mesafesi herhalde 8-10 metre falan yukarı doğru. 50 metrede muhtemelen fabrika verisine erişir miyiz? Şöyle yapalım. Şimdi biraz daha böyle yerden götüreceğim cihazı. İnsanlara falan da zarar vermek istemiyorum. Korona tehlikesi olsa da insanlar bu tehlikeyi kabul etmiyorlar. Bakın çocuklar bisikletleriyle geziyorlar. Yani muhtemelen zaten herhalde bu işte böyle devam ederse yakında sokağa çıkma yasağını da ilan edecekler. Şimdi cihaz gidiyor. Cihazı. Hadi bakalım, rüzgara karşı uçuruyoruz. Biraz da indireyim şöyle de indiği zaman. Evet be, delikanlıya bak. Hala gidiyor. Siz tabi şu an göremiyorsunuz muhtemelen. Şimdi adım sayalım mı? Hala komutumu alıyor. İleri götürebiliyor muyum? Gidiyor, hala gitti herhalde. Aa, bayağı gitti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Evet. 73 adım ötemizde cihazı bulduk. Batarya bitmemişti ama muhtemelen menzilden çıktığı için cihaz otomatik iniş yaptı. GPS sensörü güzel. Fotoğrafı da güzel. Menzil de güzel. Anlayabilecek bir cihaz. Yani diğer özelliklerini test etmeyeceğim. Çünkü artık komik oluyor. Yani bunlar alıştırma dronları. Yok o özelliğini test et. Bu özelliğini test et. Nefes nefese de kaldım. Şimdi bunu şöyle düşüneceksiniz. Bu cihazın ana amacı cihazı kullanmayı öğrenmek. İşte kaldırın, indirin. Çok da yukarı kaldırmayın. Allah muhafaza bağlantı koptuğu zaman işte onu alır başını gider çıkabildiği yere kadar. Sonra aramak zorunda kalırsınız. Cihaz gayet güzel alınabilir arkadaşlar. Ama Wi-Fi bağlantımız kopmuş tabi. Tekrar deneyelim mi? Kaldıralım. Şu an Wi-Fi bağlantısını yapabilecek mi? Ona bakıyorum. Evet. Görüntümüz geldi tekrar. Ama cihazın şöyle bir indirelim. Şurada ne var? Pervaneler birbirine mi sürtüyor? Ne oldu? Şu ön kollar biraz şey olmuş. Evet. Şimdi tekrar cihazımızı kaldıralım. Şimdi rüzgar biraz daha şiddetlendi. Şimdi sağdan bir esiyor. Sağa doğru, soldan esiyor. Sola doğru tekrar çekiyor kendini. Kaldırıyorum. Şu an sağa doğru. Hemen trim ayarını yapayım diyorum ama. Şimdi hafif bir rüzgar var. Yani böyle tatlı aslında ama üşütecek bir rüzgar. O rüzgara pek de direnci yok. Bataryamız hala devam ediyor. Bakalım ekran kaydımız hala devam ediyor mu? Evet, ekran kaydımız da hala devam ediyormuş. Yani bayağı etkili bir menzili de var aslında. Şöyle götürüyorum bir. Şuradan mesela biraz götürsem şu ileriye bir yeri çarpıp durur mu? Şöyle çarpıp duracağı mesafede götürmek istiyorum. Daha önce kaybettim. Aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyorum.
Valla bayağı başarılı ya. Gayet uzağa gitti yani. Bu normal bir şeyden, cihazdan beklenmeyecek şekilde. Şöyle kendimi görecek şekilde de geri getireyim. Evet. Gel bakalım. Evet. Ha, bunun evet takla özelliği var. Takla özelliğini test edelim. Gel bakalım buraya delikanlı. Şimdi bunu kaldıralım. Şöyle gel bakalım. Gel gel gel. Evet, ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı. Muhtemelen artık bataryamız azalıyor. Şimdi taklayı nasıl atacağız? Şimdi şöyle de bir enteresan durum oluştu. Bu taklayı atabilmek için bataryasının %50 ve üzerinde olması lazım. Tabii ben bataryanın hepsini bilinçsiz bir şekilde menzil testi için kullandım. O yüzden şu an sıkıntı yaşıyoruz. Neyse, bunu evde attırmayı denerim. Kapalı ortamda şunu gördük. 60-70 metre bir menzili var, mesafesi var. Etrafta bir verici vesaire de yok. Gayet boş bir alan. Ama etrafta çok fazla Wi-Fi sinyali var. Burada şunu söyleyebilirim açıkça. Bu kadar Wi-Fi sinyaline rağmen cihazımız gayet menzil. İyi, çünkü Tello'da hatırlarsanız 10 metreydi mesafemiz. Yani Tello'nun alternatifi çok rahat olabileceğini söyleyebilirim. Hemen şöyle tekrar şöyle kaldıralım. Etrafı bir çeksin cihazımız. Sonra şeyi bakayım. Şöyle hatta asfalta düşürelim. Bakalım bir şey olacak mı? Şimdi geri gel. Şimdi cihazda bir de stop butonu var. Stop butonuna basınca motorları kapatıp düşüyor. Hadi bismillah basıyorum. Bastım. Ya bastım. Ya bastım ama. Stop stop stop. Yok, durmadı. Şuna basılı tutunca ne yapacak? Şuna basılı tutuyor. Sakın sakın sakın. Orası bizim değil, buraya gel. Gel 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 gel. Evet, az kalsın çitlerin arasına indirecektim. Evet, oldu. Yani aslında olmadı. Çünkü yüksekten düşüremedim. Bir daha bir deneyelim mi? Bir daha bir deneyeyim. Şöyle bir kaldırayım. Çünkü yüksekten düşüşünü çok merak ediyorum. Kanatlarını tekrar açıyorum. Ha, bataryamız çıkmış. Şimdi cihaz görüntü kaydetmeyecek. Varsın kaydetmesin. Kumandamızı kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Cihazı eşleştirdim, kaldırdım. Biraz yüksel 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 yüksel. Arabanın üstüne düşmesin de. Şu. Evet. Wow. Güzel düştü ama. Güzel düştü ama bakalım. Cihazda sıkıntı var mı? İyi, gayet. Cihaz sağlam. Sadece batarya yerinden düştü. Altta biraz çizikler var. İniş yerlerinde lekeler oluştu. Yani artık iade şartlarını taşımıyor. Onun haricinde cihazda bir sıkıntı yok. Gayet iyi arkadaşlar. Bu cihaz alınır. Şimdiden almayı düşünenlere böyle akıllarını netleştirsinler, alsınlar, güle güle kullansınlar. Hayırlı olsun diyorum.